Uzunköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan iftar yemeği ilçe halkını kardeşlik sofrasında buluşturdu. Allah kabul etsin. Rica ederiz efendim. Rica ederiz. İftar yemeğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen, Siloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, CHP İl Başkanı Fevzi Pekçanlı, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramazan ayının hem ilimize hem ülkemize hem de bütün insanlığa öncelikle barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan'ın yarısını geçtik. Bugün de Uzunköprü Belediye'miz, Belediye Başkanımız sevgili Enis İşbilen kardeşim geleneksel halk iftarını verdi. 5000'den fazla bir katılım olduğunu da söyledi. Tabii biz de hem Enis İşbilen arkadaşımıza olan desteğimizi, samimiyetimizi, katkılarımızı göstermek adına buradayız. Ben buradayım. Havsa Belediye Başkanımız, Siloğlu Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İl Yönetimimiz, tabii ilçe örgütümüz zaten burada. Yine ayrıca milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan burada. Hepimiz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı yukarı çok büyük çoğunluğu burada. Hem Enis arkadaşımıza destek, İnanç kardeşimize destek hem de çok sevdiğimiz, bizim için çok önemli ve anlamlı bir ilçe olan Uzunköprü halkıyla da bir arada olmak, onlarla ekmeğimizi bölüşmek, suyumuzu paylaşmak adına bu iftara katıldık. Ben buradan bütün Uzunköprülere de tekrar sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. İftar yemeğinde kullanılan bütün malzemelerin Uzunköprü esnafından alındığı ve yemek dağıtım işleminin Uzunköprü Belediyesi personeli tarafından yapıldığı iftar yemeğinde akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçların açılmasının ardından Uzunköprü İlçe Müftüsü Rıza Arı dua okudu. Gazilerimize, şehitlerimize rahmetinle, affınla muamele eyle ya Rabbim. İftar yemeğinde konuşma yapan Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen, iftarların insanları bir araya getirip kaynaştırdığını söyleyerek bu manzaranın gerçek sahibi sizlersiniz dedi. Evet, iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Bu gece Uzunköprü'de hakikaten yıllardır yaptığımız Ramazan ayının bu ululuğunu, büyüklüğünü gösteren Müslümanlığın bu büyük ayında Uzunköprü'nün insanlarını bir araya getiriyoruz. Uzunköprü'nün insanlarını bir araya getirmemizin, birlikte olmamızın tek sebebi var. Soframızı ve ekmeğimizi paylaşmak. Uzunköprü insanı da yıllardır bu geleneğimize çok destek veriyor. 5000 kişiyle birlikte bugün, bu akşam iftar yaptık. Uzunköprü Belediye Başkanı olarak bu durumdan hakikaten çok onur duyuyorum. İnsanlarımızla birlikte bu Müslümanlığın güzel ayında, bu paylaşma ayında birlikte olmamız gereken ayda omuz omuza olmak, aynı ekmeği paylaşmak, aynı suyu içmek bizler için çok önemli. Görüyorsunuz bizim belediyemizin bayrakları, logolarının yanında Mustafa Kemal'imizin, Ulu Önderimizin, Atatürk'ümüzün resmini de yanımızdan ayırmıyoruz. Bizler öncemizi biliyoruz. Nereye ait olduğumuzu biliyoruz, nasıl yaşadığımızı, bugünlere, bu bağımsızlık günlerimize nasıl geldiğimizi ve nasıl kazandığımızı biliyoruz. Onun için yarınlara düşünürken ve yarınlara yürürken de bugünleri unutmadan adımlar atıyoruz. Uzunköprü'ye iftar yemeği verdiği için çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Buna daha o kadar lazım. Cenab-ı Allah onu ayırmasın başkanlıktan. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Çok güzel yemekler yapmışsınız. Uzunköprü başkanına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yemek verdik. Çok kalabalıktı. Çok mutlu olduk. Sayın belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Ramazan aylarında yapılan bu yemeklerde birlik beraberlik içerisinde ilçe halkının hep birlikte beraber yemek yemesi hem dini anlamda hem de birlik beraberlik anlamında çok keyifli olmuştur. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Uzunköprü Belediyesi. Belediyesinden Allah razı olsun. Bu kadar bir insanoğluna yiyecek verdi. İftar açtırdı.
Allah onun cennetine hapis etsin. Böyle belediye her zaman gelsin, başımızın üstünde yeri var. Ve bir daha seneye Allah kısmet ederse gene aynı başkanımızdan iftar yemeği gelmeyi isteriz.